Herkese selamlar değerli izleyenler. Avrupa Şampiyonası daha yeni bitti be. Ben sıcağı sıcağına Soldus'u kaptım yanıma. Bakalım Fireflux neler yaptı, neler oldu, onlar için nasıl geçti falan. Tabii ki de sizin merak ettiğiniz soruları soruyor olacağım ama öncelikle Soldus hoş geldin. Daha nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın abi? Vallahi iyiyim. Az önce sıcağı sıcağına anlattık maçları. Yani bir mutlu olduk, bir üzüldük gibi bir durum vardı ama yani ben yine de seni tebrik etmek istiyorum kesinlikle. İkincilik muazzam bir başarı. Zaten bir önceki sezonda da birinci bitirmeyi başarmıştınız. Bu ikincilik peki sana nasıl hissettirdi, size nasıl hissettirdi takım olarak? Ya şimdi şöyle, elimizde birinci olma imkanı varken olamadığımız için tabii ki bir tık kırılmış olabiliriz. Hani çok yansıtmasak da. Ama şöyle bakıyorum, PMG'ye gitme hakkı kazandığımız için tabii ki de çok mutluyuz. Ondan yana hiçbir problem yok. Onun dışında işte birinci olsaydık, bu şampiyonluğu devam ettirseydik, Avrupa'daki başarımızı daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama olmadı. Nasip de yokmuş. Evet, yani bazen olmayınca olmuyor ama benim düşünceme göre özellikle işte CIS bölgesi de buraya dahil olmuşken bence harika bir başarı diye düşünüyorum. Yani peki şunu soracağım. Yani ilk gün çok iyi puanlar toplandı. Gayet iyiydi. Yani zaten uzun bir süre boyunca da zaten ilk gündeki performans sizi şampiyonada birinci sırada tutmak için yeterli oldu. Ama yani daha farklı neler yapabilirdiniz o birincilik koltuğunda oturabilmek için sence? Yani onu ben pek bilemiyorum açıkçası. Hı hı. Yani şimdi şöyle, ilk gün tamam çok güzel oynadık, çok güzel rotasyonlar attık. Açıkçası alanı da çekti gerektiği yerde. Ama diğer günler işte artık nazar mı değdi diyeyim, hem göz mü değdi diyeyim bilmiyorum. Hani hem alan çekmedi hem işte biliyorsunuz zaten kelebek etkisi olan bir oyun. Evet. Soldan bir nak verdiğiniz zaman sola oynadığınızda sağdan size push gelebiliyor. Elinizdeki imkan kaybolabiliyor, arabanız olmayabiliyor falan. Yani bu tür şanssızlıklar da oluyor. Bazen takım içi sorunlar da olabiliyor. Sorunlar dedim yani hani maç esnasında. Evet anlayabiliyorum. Çok net bir de zaten tansiyon her zaman yüksek oluyor. Yani evet. O kadar iyi anlayabiliyorum ki seni ve takım arkadaşlarını da. Yani ben profesyonel çok az süre oynadım ama kendi takım arkadaşlarımla bile oynarken böyle sert bir maç geçti mi orada oraya bile yansıyor tabii ki de. Çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Peki şunu da soracağım. Yani final maçında böyle biz aslında bir hop oturup hop kalkma durumu oldu. Yani keç tek başına kalmıştı. İşte Valkes'ten oyuncuları aşağı doğru çekmeye başladı. HVVP'den de böyle bir acaba bir nak alır mı falan gibi bir düşünceler oldu. Yani sizin orada ne hissettiniz? Bir şeyler söylediniz mi? O da ne durumdaydı? Ya açıkçası biz bağırıyorduk zaten hani helal sana falan, hani bunu yaparsın şöyle gidersin falan diye hani söylüyorduk işte, bunları vurabilirsin, bunların arkasına ilerleyebilirsin gibi zaten sürünüyordu. Yiğit'in de tabiri caizse bir lafı vardır, salakta koşmak diye. Onu yaptı yani, sürekli yaptığı bir şey zaten. Onu yaptı, yine ikinciliği getirdi sağ olsun, ekstra oynadı son maç. Onun dışında zaten orada ölse bile yine de finali ikinci olarak kapatıyordu. Çünkü Mad Bulls elenmişti. Sadece onun stresi vardı. Hani ikinci ya birinci olamadık madem. Evet. İkinciliği vermeyelim diye bir mevzu vardı. Mad Bulls'u vurduklarını zaten tamamen rahatlamıştık. Evet, yani TJB orada sesimizi duymuş gibi bir baskın yaptı. Gayet netti o pozisyonda. Ben de bayağı izlerken de keyif aldım. Yani peki şöyle bir şey soracağım sana yine Soldus. Yani şimdi ilkbahardaki Avrupa Şampiyonası'nda, ilkbahar sezonundaki Avrupa Şampiyonası'nda çok baskın, dominant bir performans vardı. Vura vura çok agresif bir oyun şekli izletmiştiniz hepimize. Şimdi burada güz sezonuna geldik ve yani son şampiyon olarak ben biraz daha böyle sakin ve daha güvenli bir oyun anlayışı gördüm. Bunun sebebi Dünya Şampiyonası'na katılma biletini kesin bir şekilde cebe koymak mıydı yoksa başka bir sebebi var mıydı? Şimdi şöyle açıklayayım ben onu. Biliyorsunuz ki her takımda arada sırada düşüşler olur. Çok normal. İşte yükselmeler olur. Bu düşüşten kastım takım içindeki oyun dışı şeyler değil, ortam değil. Tamamen oyun içerisinde işte eskiden oynadığın oyunu unutabilirsin bazen. Bazen işte girmek istediğin, almak istediğin yerleri alamayabilirsin. Bu işte diğer maça bazen etkiler. Ama şöyle, biz zaten geçen seneki turnuvanın şampiyonu olarak bence gayet güzel oynadığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Sonuçta ilk 5 içerisinde, yani ilk 3 içerisinde bitirdik. Sonuçta ilk 5'in altında bitirmedik. Tabii ki de. O yüzden şampiyon olamadık. Sıkıntı yok ama işte nasıl olur bilmiyorum. Olmayınca olmuyor ama ya. Ama PMGC bileti de hani onu alma olayı da biraz etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü
alamazsak korkusu oluyordu bazen. Hani her yani takımda oldu zaten. Anlıyorum. Bence evet. Her takımda oldu çünkü her takımın ellerini titrediğini zaman zaman çok net bir yani, şekilde gördük bu arada. Şimdi şöyle bir mevzu var. Dediğim gibi kelebek etkisi olduğu için agresif oynamaya kalkışsan bir de yeni takımlar da var ekstra. Tabii. Kimin kafa atıp kimin third party geleceğini bilemiyorsun. Agresif oynamadığında da bu sefer alana oynadığın zaman da geride düşebiliyorsun bazı noktalarda. Biz işte ikisinin ortasını tutturmaya çalıştık. İlk gün biraz çektik, vurduk. İkinci gün biraz işte... mı? Estağfurullah. İkinci gün şey yaptık hani gene aynı şekilde oynamaya çalıştık. Fakat dediğim gibi olmadı yani. Ya dediğim gibi PMGC bileti bence çok değerli ve kıymetliydi. Asıl onun için tebrik etmek gerekli diye düşünüyorum sizleri. Yani peki şimdi PMGC demişken PMGC'de de en son PMGC'de son büyük finallere kalınamamıştı. Yani burada sizin elemelerde kullanmak istediğiniz bir strateji olacak mı? Neler yapmak istiyorsunuz yani artık finallerde yer almak için? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu oyunumuzun üstüne koyacağımıza inanıyorum, öyle söyleyeyim. Belki farklı rotasyon, belki agresif oyun, belki tamamen alan oyunu, hiç bilmiyorum. O tamamen takım kaptanına, koçumuza, analizimize ait bir şey. Onun dışında ama kesinlikle elemelerde, yani final oyunu gösterir miyiz ondan emin değilim. Ama ben finali garantileyecek şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Harika yani, tam olarak hem benim hem de PUBG Mobile Türkiye ailesinin duymak istediği cevabı net bir şekilde bizlere verdin. Onu söyleyeyim bir kere, bunu duymak çok önemli çünkü ben de gerçekten 3 ekibimizin de işte finallerde oynadığını görmeyi çok ama çok istiyorum. Artık yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz, o yüzden sana o klasikleşmiş soruyu da soracağım Soldis. Gördüm, sizi çok ciddi bir şekilde desteklediler. Takipçiler olsun, fanlar olsun, yani sosyal medyalarda ben de takip ettim, gördüm. Yani buradan o takipçilere, sizi 4 gün boyunca full destekleyen takipçilere bir şeyler söylemek ister misin? Ya çok teşekkür ederiz. Yani sonuçta, ya tamam şampiyon olamadık, kusura bakmasınlar. Estağfurullah. O başarıyı hani sürdüremedik, öyle söyleyeyim. İlk sezondan itibaren. Ama yine de PMGC'ye kazandık. Bu zamana kadarki tüm desteklerin için çok teşekkür ediyorum takipçilerimize, destekleyen insanlara. Onun dışında herhangi bir problem yok yani. Harika. Soldis, tekrardan ben hem kendi adıma hem buradaki ekip adına hem de PUBG Mobile Türkiye izleyenler adına sizi bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Dediğim gibi yani Solkay'ın da zaten ben bir tık böyle modunun düşük olduğunu görmüştüm. Bence çok büyük bir başarı olduğunu ben tekrardan söylemek istiyorum. Yani ellerinize sağlık. Ümit ediyorum ki elemeler de sizin için çok iyi geçecek ve sizleri Dünya Şampiyonası finallerinde de görme şansına sahip olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bir ben kez daha ederim. Hem senin hem takım arkadaşlarının hem de Fireflux ailesinin ellerine sağlık diliyorum. Bize bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, soruları cevapladın. Kendine çok dikkat et lütfen. Sağ olun, sizde de çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.